biçim biçim. En tarisi biçim biçim. Ölüyorum senin için. Darüşşafaka Lisesi öğrencileri medyanın en iyilerini belirledi. Avrupa Birliği'nin lokomotif iki ülkesi. Öğrencilerin arasında düzenlenen ankette NTV'den Oğuz Haksever en iyi haber programcısı seçildi. Haksever ödülünü Türker İnanoğlu Maslak Center'da düzenlenen törende aldı. Burası çok köklü bir kuruluş. Bilmem dikkat ettiniz mi? Lise öğrencileri böyle dimdik kendilerinden emin yürüyorlar. Öylesine bir gruptan böyle bir seçimle çıkmak çok sevindirdi beni. Türkiye İş Bankası Sanat Merkezi'nde sahnelenen Charles Dickens'ın romanından uyarlanan Oliver Twist, Darüşşafakalı öğrenciler tarafından sahneye koyuluyor. Yaşlı bağışçıların bakımını sağlayan Darüşşafaka'dan yeni hizmet. İzmir'in Urla ilçesindeki huzur evinde yaşlı hastaların geçici süreyle bakımının yapılacağı yeni bir bölüm açıldı. İstanbul'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın düzenlediği kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği konulu konferansa katıldı. Eğitim sistemindeki yeniliklere dikkat çeken Ömer Dinçer, ulusal öğretmen strateji belgesi çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Şimdi çok özel bir bağlantı yapacağız. Sevgili Rana'ya merhaba diyeceğiz. O bir yaşam evinden bize merhaba diyecek. Biraz sonra da emekliliği konuşacağız çünkü. Günaydın Rana. Günaydın. Günaydın oradaki bütün büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Günaydın değerli Zahide'cim, günaydın sevgili Aytuğ'cum ve Zahide'cim, değerli doktorum izleyicileri. Evet, puslu bir gündeyiz ama sımsıcak insanların yanındayız. Biz Yakacık'ta bir yaşam evinden sizlere sesleniyoruz değerli izleyiciler. Bugün Evet, buradan gelen bütün gelirler, konferans ve VIP gecesinden gelen gelirler Türkiye'deki Darüşşafaka'ya eğitim, biz istiyoruz ki çocukların eğitimine, yaşlılara. Merhaba öncelikle. Biz size burada bir robot takımı nasıl kurulur, bunun tarifini vereceğiz. 1863'ten beri anne ya da babası ya da her ikisi olmayan çocuklara eğitim veren Darüşşafaka yeni öğrencilerini bekliyor. Darüşşafaka sınavı için son başvuru. Yayınlanan süper bulmacaya Darüşşafaka için yapılan yardımlarından dolayı dernek tarafından teşekkür belgesi layık görüldü. Teşekkür yollamışlar bize. Çok teşekkür ederiz. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş imzasıyla sunucu Alper Ateş ve Süper Bulmaca'ya bir teşekkür belgesi gönderdi. Niye daha ev sahipliği yapıyor? Tav çalışanlarıyla Darüşşafaka öğrencilerinin çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiyi sizin için yakın plana aldık. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde TAV Atölye Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin Atatürk Havalimanı'nı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencilerinin de okul hayatını konu aldıkları fotoğraf sergisi açıldı. Kendi tekneyle tek başıma geçmek üzere yola çıkıyorum. Daha fazla kız çocuğu okusun diye yola çıktı. Darüşşafaka için okyanusu aşıyor. Ama en başta okyanusu... Darüşşafaka Cemiyeti İzmir'e yeni bir rezidans kuruyor. Urla'daki 5 yıldızlı rezidansında yaşlılara hizmet veren cemiyet, yeni rezidansıyla bağışçısı olmayan yaşlılara da hizmet sunacak. Rezidans önümüzdeki hafta. Defne Hadiş ve Yiğit Fatih Çakıllı, Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf öğrencileri. İnanmak için görmek gerekmez, görmek için inanmak gerekir felsefesinden yola çıkarak görme engellilerin video izleyebilmesini sağlayacak Buton projesine gönül vermişler. Kaynak ve zaman eksikliğinin zorluklarını yaşayan yarışmacılarımız... Hayal, Eray ve ben bu hafta acaba nereyi gezeceğiz arkadaşlar? Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka'yı gezeceğiz. Tam 151 yıllık bir eğitim kurumu burası arkadaşlar. Ve buranın... Sürdürüyor. Sonra tekrar çağırdık. Darüşşafaka için özel bir gün yaptık. Böyle hani akılda kalan yarışmacılarımız bir daha gelsinler. Darüşşafaka yararına yarışsınlar dedik. Bize... Bu yıl itibariyle anneler de vefat ettiğinde çocuklar o Darüşşafaka'dan yararlanabiliyorlarmış. Dolayısıyla aslında... Darüşşafaka'da bağışçıların ve öğrencilerin hayalleri aynı karelerde buluştu. Bir fotoğraf sergisi, Mehmet Turgut bu serginin danışmanlığını yaptı. En küçük öğrenci 9, en yaşlı bağışçı da 90'lı yaşlarında olunca serginin de adı kendiliğinden oluştu. 9'dan 90'a Darüşşafaka sergisi. Darüşşafaka bağışçılarını ve öğrencilerini 9'dan 90'a Darüşşafaka sergisi projesiyle bir araya getirdi. Bu çocuklarımız da kendi illerini Darüşşafaka'da temsil etsinler.
Bu arada telefon attığımızda bir Darüşşafakalı annesi var. Mücahide Gökçeyrek. Türkiye'nin en güçlü kadın vokallerinden Sertab Erener, yakında 150. yılını kutlamaya hazırlanan Darüşşafaka yararına anlamlı ve bir o kadar da coşkulu bir konser verdi. Fox Haber ödüle doymuyor. Biliyorsunuz Darüşşafaka kurumları okullarının verdiği ödül oyları Nazlı Tolga'ya geldi. En iyi haber spikeri Nazlı Tolga seçildi. Annesi veya babası vefat etmiş, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımıza eğitimle yeni bir hayat armağan eden Darüşşafaka'nın misyonuna bir destek de Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener'den geliyor. Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğine inananları buluşturacak konserin tüm geliri Türkiye'nin dört bir köşesinden sınavla seçilen ve Darüşşafaka'da okuyan bine yakın çocuğun eğitimine aktarılacak. Evet, ben Darüşşafakalı 7. sınıf öğrencisinin bir tablosunu size hediye etmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok nazik. Evet, bay. Türkiye'nin 65 ilinden 1000'e yakın öğrencisi bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları okulların açılmasını bir partiyle kutladı. Yeni öğrencileri eski mezunlar da yalnız bırakmadı. O isimler arasında Ekim itibariyle Birleşmiş Milletler Türkiye daimi temsilcisi görevine başlayacak olan Büyükelçi Halit Çevik de vardı. Bugün geldiğim noktada belirleyici faktörlerden bir tanesi. Buraya 1966 yılında katıldım. Benim için katılış günü çok önemli. Ve 1966 yılından beri Darüşşafakalıyım. Çok teşekkür ederim. Bir kere bu geceyi benimle paylaşmak istediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sevindim. Çünkü ortak duygusu ve dinlenmeye yeterli zaman ayırabilmesi için ziyaret kısıtlaması devam ediyor. Eğitim olanağından yoksun çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulan 150 yıllık dernek Darüşşafaka, 55 yaş ve üzeri herkese dönemsel ve sürekli bakım hizmeti sağlayacak Urla Yaşam'ın kapılarını açtı. Bu tesisten elde edilecek olan gelir, Darüşşafaka'da eğitim gören çocukların eğitimine harcanacak. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 150 yıldır babasız çocuklara umut ışığı olan Darüşşafaka'nın genel kuruluna katıldı. Darüşşafaka'nın yetimlerin ardından öksüzlere de kucak açmasını değerlendiren Erdoğan, yetimlerine, öksüzlerine sahip çıkmayan bir toplum, çürüyen bir toplumdur. Biz yetim ve öksüzlerin... Uluslararası Araştırmacı Çocuk Konferansı'nın ikincisine bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları ev sahipliği yapıyor. İngiltere, Avustralya ve İran'dan da öğrencilerin katıldığı konferans... Su dışında yaptığımız egzersizlerin hepsini havuz içerisinde yapan bizim merkezimiz olarak Darüşşafaka'da özel bir havuzumuz var. Bu havuz Türkiye'de tek. Ve İstanbul'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in açıklamalarını getirelim şimdi ekranlarınıza. Darüşşafaka eğitim kurumlarının düzenlediği kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği konulu panele katıldı. Ömer Dinçer, öğretmenlik mesleğindeki sorunları çözmeyi hedefleyen Ulusal Öğretmenlik Strateji Belgesi'nde sona gelindiğini söyledi. Dinçer, başlıyoruz. Hem de özel konuklarımızla birlikte başlıyoruz. 150 yıllık şefkat yuvası Darüşşafaka'dan geldiler. Bizleri de çok mutlu ettiler. Zaten belli olsun diliyorum oraya gelmek. Kesinlikle de Darüşşafaka'nın desteklenmesi gerekiyor. Hem kişisel desteklerle hem daha kurumsal belki desteklerle. Evet. Değerinin bilinmesi gerekiyor. Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde bir etkinlik düzenlenecek. Bayağı ciddi, böyle büyük görkemli bir tören düzenlenecek. Buradan sadece Darüşşafaka'ya bir kere daha... Sertab Erener şarkılarını eğitimde fırsat eşitliği için söylüyor. Devam ediyorduk. Onur Çolakel, Darüşşafaka Robot Kulübü üyesin. Nasıl başladı bu robotlarla haşır neşir olma hali? Biraz şanslı seri başladı benimki. Her yılın başında... Anlatayım. Önce cenazeye gönderilen çelenkler binlerce. Olmaz arkadaş. Çiçek yerine Darüşşafaka'ya bağışta bulunulacak. Harikulade, derhal not et. Emredersiniz. Not et. Size hakikaten tüm Darüşşafaka ailesi ve Darüşşafaka gönülleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, bu arada Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıkıyor. Ellerinde Darüşşafaka eğitimde fırsat eşitliği 150 yaş. Sadece yabancı dil öğretiliyordu. Şimdi programlama dili olmazsa olmaz çocuklar için, gençler için. Peki Zeynep'le devam edelim mi? Zeynep ilkim değil mi? Gerçekten de başarılı olduğuma, çünkü sevdiğim için bunu. 1863 yılında kurulmuş bir kurumdan söz ediyoruz. Şefkat yuvası demek Darüşşafaka.
İbrahim Tatlıses'i takip ediyor şu anda. Darüşşafaka Rehabilitasyon Merkezi'nde bakalım ne gibi detaylar var. Bulacaktır. Şöyle bir şey, Selen ve Onur Türkiye'nin en önemli, en köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Lisesi'nin öğrencileri ve bu da bence çok özel bir şey. Sevgili izleyenler, ben bugün çok özel bir okuldaydım. Darüşşafaka'da biliyorsunuz annesi babası olmayan veya annesi veya babası da olmayanlar çok özel ve gelir düzeyi düşük olan çocuk. Şubat ayı Bursa Kanserle Savaş Derneği'ne, Mart ayı Mehmetçik Vakfı'na, Nisan ayı Darüşşafaka'ya, Mayıs ayı Yeşile'ye, Haziran ayının 14'ünde... ...amak için kendi tekniklerine başvurdu. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Konu sağlık ve bu işin şakası yok. Ama yine de... ...kanları da teşvik etmek düşüncesiyle kurulan Life Gym, 6. şubesini Darüşşafaka'da hizmete açtı. Katkıda bulunduğumuz için hepimize çok teşekkür ediyorum. İkinci plana atanları da teşvik etmek düşüncesiyle kurulan Life Gym, 6. şubesini Darüşşafaka'da hizmete açtı. Seslerinden biri olan Sertab Erener, 150. yılını kutlamaya hazırlanan Darüşşafaka yararına vereceği konser 23 Kasım Cuma saat 22'de Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da. Öğrenci arkadaşlarım, Darüşşafaka'da öğrenci arkadaşlarım bana çok güzel bir şarkıda eşlik edecekler. Anılan bu köşk, yazarın birçok hikayesini de kaleme aldığı yer. Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri televizyonun en iyilerini ödüllendirdiği geceye damgasını Show TV vurdu. İşte öğrenciler tarafından Show Kulübü'nün de onurlandırıldığı ödül töreninde yaşananlar. Darüşşafaka Kültür ve Sanat Şenliği açılış ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri tarafından 19.sü düzenlenen Darüşşafaka Kültür ve Sanat Şenliği'nin açılış töreninde 1000'e yakın öğrenci arasında yapılan... Enjoy staying together. Enjoy staying together. Playing as a team for 40 minutes. Bugün bir manşet gördüm Hürriyet'te, bakın. Soma'da açan 3 çiçek. Dilek Attı'nın haberi. Soma'da 301 madencinin öldüğü feci kazada babalarını kaybeden yüzlerce çocuktan Süheyla, Begüm ve Mehmetcan sınavsız alındıkları Darüşşafaka'da inanılmazı başardı. Bu faciadan sonra Darüşşafaka diyor ki, sınavsız alalım bu çocukları ve çok parlak. Yakında sınavları var. Haziran'ın 28'inde. Lütfen sevgili öğretmenlerim, okulunuzda, çevrenizde gördüğünüz annesi olmayan veya babası olmayan çocuklarımızın, 4. sınıftaki çocuklarımızın bu sınava girmelerini sağlayın, teşvik edin. Darüşşafaka'nın o köklü kültürü içerisinde onlar hak ettikleri bilimsel ve çağdaş eğitimi alsınlar ve çok sevdikleri ülkelerine faydalı, hayırlı birer evlat olsunlar. 149 yıllık bir kurum Darüşşafaka. Ve geçtiğimiz günlerde tüzük değişikliğine gitti. Önceden sadece babası hayatta olmayan çocukları kabul ederken artık annesi hayatta olmayanları da kabul edecek. Bir anne olarak size öncelikle bunu sormak istiyorum. Nasıl buldunuz bu değişikliği? Nasıl değerlendirirsiniz? Değişikliği uygun bulduk. 400'ün üzerinde oyla annesi ölen çocukların da artık Darüşşafaka alındı.